Ahiretciğim, ben senden bir şey konuşacağım. Niye gülüyorsun ki Elvan abla? Sancar'la Gediz abinin kavga etmesi hoşuna mı gitti? Sadıç onunla Eltim. Barışırlar, bir şey olmaz. Sen de gül gari. Niye gülecekmişim? Daha yeni kuyumcuda parmağımdaki yüzük benim yüzümü güldürmeye yetiyor Elvan abla. Diyordun ya. Sancar abim parmağında o yüzükle Nare için kavga etti. Hadi gül. Gülsene de. Yüzüğüne yüzüğüne gül. Gediz'in o kadın işe aldığını bilmiyordun yani, öyle mi Refika? Yok kız, bilmiyorum. Bilsem taş taş üstüne koymam. He. Seni duyan da hayatında bir taşı yerinden oynattın zannedecek. Evinden bile kovamadın o cavurun kızını. Ahiretlik. Bu kız Anna 8 senedir ortak. 8 senedir ilk defa dövüş ettiler, biliyorsun değil mi? Biliyorum ahiretlik, biliyorum. Ne vakit el koyacağız o zaman bu işe? Bu kadın yüzünden birbirlerini öldürdükleri vakit mi? Hoş geldiniz hanımım. Menekşe. Abin hangi tatlıyı sever? Ha? Abini diyorum kızım. Lokma tatlısını mı, Muğla saraylısını mı sever? Hangisi? Lokma sever de. Hayrolsun ana. Ha. Abini ara. Kayınla lokma getirecekmiş. İkindiden sonra evde bekle de. Birlikte mi gideceğiz? Niye abime tatlı götürüyoruz ki? Yok, ben tek gideceğim. Ana, ben bir kusur mu işledim? Onu mu konuşacağım? Senin tek kusurun kocunu elinde tutmamak. Bu yüzden abinle ben tutacağım. Nasıl olacak o? Ben de senden gelen mi ana? Olmaz. Sen elini kirletmeyeceksin. O kadının defterini ben tutacağım. Taş, bu kağıt, bu da makas. Kağıt, Zehra. Taşı... Abim Yahya hemen eve gelsin, aileyle bir şey konuşacağım demiş. Ne konuşacak, sen biliyor musun? Sancar abimle Kediz abi bugün aynada yumruk yumruğa kavga etmişler. Sen ne diyorsun ya? Elvan yengem biliyor, gir içeri anlatsın. Kavruk! Heh. Sen az kalsana. He? Ya abimle Melek bugün birazcık tartıştılar da Meleğin de canı çok sıkkın. Ben tek başıma beceremedim ama senle ben biri olursak Meleği neşelendirebiliriz. Tabii tabii. He? Nasıl? Melek! Adım atmaca yarışı başlasın. Hadi alacığım, bizi izle şurada. Çünkü ben Kavruk abini yendikten sonra birlikte oynayacağız, tamam mı? Hazır mısın Kavruk? Aldım, verdim, ben seni yendim. Alamazsın, veremezsin, sen beni yenemezsin. Alırım, veririm, ben seni yenerim. Melek, gördün mü halacığım, ben yendim.
Hadi şimdi kavrun yerine sen geç, birlikte oynayalım, olur mu? Hadi. Gel. Verdim. Ben seni yendim. Ben seni yendim. Alamazsın, veremezsin. Sen beni yenemezsin. Aldım, verdim. Ben seni yendim. Allah Allah ya, babasının kızı. Meleğim, biliyor musun, biz bu oyunu babanla da oynardık. Baban da beni hep yenerdi. Ama onun ayakları 1,5 metre. Size ne oluyor küçük hanım? Ben babamın kızı değilim. Ben annemin kızıyım. İş bulacak. İşmiş hikaye. İş bulup seni alması da hikaye. Bize bu eve alış artık, tamam mı baba? Dedeme verdiğim parayı ödemek için kaç gün kalmam lazım burada? Babam. Kapa kızım onu. Şerbeti getir beni. Bismillah. Anne. Abim geldi. Hepimizi çardağa bekliyor. Bizle bir şey konuşacakmış. Kaldır kızım onu. Bunu da streçleyi ve. Hadi. Gediz'le ayrıldık. Işıklılarla artık ortak değiliz. Nasıl? Öyle şey olmaz. Ben buna müsaade etmem. Müsaadeni sormadım ana. Bu sefer kusura bakma. Kararım kesin, bitti gitti. Oğlum. Gediz o kadını işe aldığı için kavga ettiniz, biliyorum. Gediz işe aldıysa sen de kadını kovmarınadan gitsin. Sonra da 2 saat hiç aklınız başınızı toplayın, barışın. Ben kimseyi kovamam artık. Marina bizim değil. Ne? Marina'yı Gediz'e devrettim. Şöyle, bütün malları ortaklaşa paylaştık. Bir tek Marina onlarda kaldı, zeytinlik bizde. Bu işte böyle. Bizim hisselerimiz. Benim hissem. Zehra'nın hissesi. Anamın hisseleri. Ben hepimizin hisselerini Gediz'e devrettim.
Seninkinde. Bana sormadan mı abi? Abinin olmadığı yerde olmazsın diye düşündüm Yahya. Yanlış mıyım? Eyvallah abi. Eyvallah. Thank you.